YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve üniversite adaylarının tercih dönemi öncesi uzman klinik psikolog Ecem Ozan ailelere ve üniversite adaylarına geleceklerini etkileyecek kritik uyarılarda bulundu. Şu anda uzman klinik psikolog Ecem Ozan yanımızda. Evet hocam, merhabalar öncelikle. Merhabalar. Şimdi YKS bitti. Bir tercih süreci var. Bu tercih sürecinde de tabii bazı öğrenciler rahat belki de kendi bölümlerini tercih edebiliyor ama bazıları da aile baskısı altındalar. Önce buradan ailelerine söylemek istersiniz bu süreci? Evet, öncelikli olarak ailelere şunu söylemek istiyorum aslında. Çocuklar sınava girmeden önce zaten büyük yoğun bir kaygı yaşıyorlardı ve bunun en büyük sebebi ailelerinin kaygısını çocuklarına yansıtmalarıydı. Şimdi aileler bu noktada tercih döneminde yine yaşadıkları kaygıyı çocuklarına yansıtıyorlar. Burada ailelerin yapması gereken en önemli şey çocuklarına şunu söylemeleri gerekiyor. Senin değerliliğin ve yeterliliğin tek bir sınavla ölçülemez. Biz senin çabanın farkındayız, verdiğin emeğin farkındayız ve ne olursa olsun senin verdiğin her kararda arkandayız mesajını muhakkak vermeleri gerekiyor. Ama ne yazık ki hani benim de kendi danışanlarımdan gördüklerim kadarıyla da söyleyebileceğim şey şu, maalesef ailelerin kendi kafasında oturtturduğu, sizin de söylediğiniz gibi işte doktor ol, avukat ol, mühendis ol gibi çocukları kısıtlamaları çocuklarda ciddi oranda büyük bir korku yaşatıyor. Ve çocuklar bu sefer kendi beklentileri ve isteklerini ikinci plana atıp ailelerin isteklerini karşılamaya yönelik bir çabaya girmeye başlıyorlar ve bu noktada onlarda daha büyük kaygı oluşuyor. O yüzden aileler bu noktada çocuklarını olabildiğince rahat bırakmaları ve kendi tercihlerinde onlara saygı duymaları gerekiyor. Aileler bir şeyler beklerken çocuklardan şunu göz ardı ediyorlar. Benim çocuğum neyi yapabilir? Benim çocuğum neyi başarabilir? Hangi alanda daha başarılı olabilir? Bu noktada çocuklara düşen en büyük şey de şu. Çocuklar önce oturup bir sakin bir kafayla şunu düşünmeliler. Ben hangi alanda başarılıyım? Çünkü şöyle bir şey var. Bizlerde hep tercih yapılırken meslek odaklı gidiyoruz ama bu yanlış. Önemli olan bölüm odaklı gitmek. Neden? Çocuk ben matematikte mi iyiyim, sanatta mı iyiyim, edebiyatta mı, fizik, kimyada mı iyiyim? Önce bunu bir çıkarması gerekiyor. Hangisinde iyiyim? Daha sonra ikinci planda düşüneceği şey ben masa başında mı oturarak çalışmayı seviyorum yoksa hareket halinde mi seviyorum? Bu gibi şeylere öğrenciler de dikkat ettiği noktada ileriye yönelik hem kaygıları azalmış olur hem de daha başarılı, daha doğru tercih yapmış olurlar. Hocam şimdi tabii bunları anlatıyorsunuz çok güzel ama şimdi öğrenci nasıl ailesini kırmadan kendi benim bir tercihim var diye bilecek yani? Bu noktada şöyle bir şey var. Evet, bazı aileler çok baskıcı oluyorlar bu noktada ve aslında burada çocuklardan çok bence ailelere iş düşüyor. Hani ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız maalesef bunu kabul edemeyebiliyorlar bazen. Kendi istedikleri olsun istiyorlar ama çocuklara burada düşeceği şey tabii ki de bir uzmana danışarak, yardım alarak da aileyle birlikte de görüşülerek çocuğun yetkinlikleri ortaya çıkarılır. Hangi alanda daha iyi olduğu ortaya çıkarılır ve bu noktada o zaman zaten çocuk da aile de hangi yönde bir tercih yapılması gerektiğine karar verebilir.